Merhaba arkadaşlar bir önceki videomda sizlere market bölümünün kullanımından yani piyasalar bölümünden bahsetmiştim. Bu videomda sizlere Binance borsasında canlı bir şekilde al sat işlemlerinden bahsedeceğim. Videom hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta hatırlatmam gerekiyor. Ben uygulamayı İngilizce olarak kullanıyorum. Sebebi maalesef ki Türkçe dilinde tüm özellikleri kullanamıyorsunuz. Bundan dolayı uygulamayı İngilizce kullanmayı öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Anlatımlarıma İngilizce olarak devam edeceğim. Siz de isterseniz ayarlardan dili İngilizce olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan seçimini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Alsat bölümüne yani Trades bölümüne bakalım. Trades ticaret anlamına geliyor. Bu kısımda alım satım yapabileceğiniz iki tane bölüm mevcut arkadaşlar arkadaşlar bir tanesi spot bir tanesi de marjin bölümü. Spot sekmesinde yapacağınız tüm işlemleri elinizde bulunan varlık miktarınca yapabiliyorsunuz. Yani elinizde 100 TL bakiye varsa maksimum 100 TL'lik alım satım işlemi yapabilirsiniz. Bundan dolayı da borsaya hiçbir şekilde borçlanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani spot sekmesinde gönül rahatlığıyla alım satım işlemleri yapabilirsiniz borçlanmadan. Ama marjin bölümünde bakiyenizin 10 katı kadar borç alarak işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Marjin bölümünü özel olarak anlatacağım. Tamamen kullanmayı öğrenmeden bu kısmı kesinlikle kullanmayın. Şimdi spot kısmına geri gelelim. Şu kısma tıklarsanız istediğiniz pariteyi hızlıca seçebiliyorsunuz. Pariteyi seçtikten sonra işlem yapabilmeniz için Bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor. İlk başta paritenin ne olduğundan bahsedelim. Parite işlem çifti anlamına geliyor. Şu anda biz USDT yani USDT TRY paritesindeyiz. Bu paritede işlem yapabilmemiz için elimizde bu iki para biriminden en az bir tanesinin olması gerekiyor. Mesela benim elimde BTC varsa bu paritede kesinlikle işlem yapamam arkadaşlar. Spot piyasasında işlem yapabilmeniz için bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor demiştim. Şimdi cüzdan bölümüne girelim ve spota aktarım yapalım. Overview kısmına geldiğinizde tüm cüzdan özetinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela benim funding cüzdanımda bir miktar bakiye varmış. Buraya tıklarsam hangi bakiyelerin olduğunu detaylı olarak görebiliyorum. Sayfayı yukarı çektiğimde burada bir transfer butonu var. Buna basarak buradaki bakiyenizi istediğiniz bir bölüme aktarabiliyorsunuz. Biz funding'deki varlığımızı spot piyasasına aktarmak istiyoruz. Bunun için de bakın from yazan kısma her zaman bakiyenizin olduğu bölümü seçmeniz gerekiyor. Bizim bakiyemiz funding kısmında olduğu için ben burayı ellemiyorum. İsterseniz buradan da tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Alttaki to yazan kısım da arkadaşlar bakiyenizi aktarmak istediğiniz kısım. Biz spot cüzdanımıza aktaracağımız için buranın spot olması gerekiyor. Yine tıklayarak bunu buradan seçebiliyorsunuz. Bunların yerleri size yanlış gözüküyorsa şuradaki butona basıp yerlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki coin kısmına tıklayarak hangi kripto parayı transfer etmek istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Ben USDT transfer etmek istiyorum. Bu şekilde yazdım ve tıkladığımda ne kadar miktarda transfer edeceğimi buradan seçeceğim. Örnek olarak ben 20 dolarlık bir aktarım gerçekleştireceğim. Transferi onaylıyorum ve artık 20 dolarlık bakiyem spot cüzdanıma geçti arkadaşlar. Şimdi alsat bölümüne geri dönelim Burada işlemler alım ve satım olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Buy butonundan yani alım kısmından işlem yapmak isterseniz elinizde Türk lirası olması gerekiyor. Bunu buradan görebiliyorsunuz. Sell kısmında işlem yapmak isterseniz yani satış kısmı elimizde USDT olması gerektiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz 20 dolarlık yani 20 USDT'lik bakiye transfer etmiştik ve o da burada gözüküyor. Yani işlemlerimizi sell butonundan yapmamız gerekiyor. Eğer elimde Türk lirası olsaydı bunu bu kısımdan yapmam gerekecekti. Hemen sağ tarafta bir emir defteri var. Şu ortada gördüğünüz yer paritenin güncel değerini gösteriyor arkadaşlar. Üst kısımda sel butonu ile işlem yapanların emirlerini, alt kısımda ise buy butonu ile işlem yapanların emirlerini gösteriyor bize. Bundan dolayı da buraya emir defteri deniyor. Siz de bir emir girdiğinizde burada listeleniyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şurayı silersek kendimiz fiyat belirleyebiliyoruz. Bizim bakiyemiz sel butonunda olduğu için buradan işlem yapmamız gerekiyor. Sel kısmında işlem yapacaksanız şurada gördüğünüz güncel fiyatın üstünde bir değer girmeniz lazım. Buy butonunda işlem yapacaksanız da şurada gördüğünüz güncel değerin altında işlem yapmanız lazım. Altında bir fiyat belirlemeniz lazım. Bunların detaylarını da emir tiplerinde öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi biz sel butonuna geri gelelim. Şurayı sildiğimizde istersek kendimiz fiyat belirleyebiliyoruz. Bakın price kısmı fiyat belirleme kısmı. Ben güncel fiyatın üstünde bir değer girmem gerektiği için şu anda kur 14.55'miş 16 olarak belirliyorum. Amount ve total diye iki bölüm daha var burada. Bunlar yanlarında paritenin birimlerini gösteriyor bize arkadaşlar. İkisinden birini doldurmanız yeterli. Öteki otomatik olarak tamamlanacak. Mesela ben 200 TL'lik işlem yapmak istersem TRY kısmına 200 yazmam yeterli arkadaşlar. Ya da hemen bunu silelim. 15 dolarlık işlem yapmak istiyorsam buraya 15 yazmam yeterli arkadaşlar. Mantığı bu şekilde. İsterseniz şuradaki yüzdelik rakamları tıklayarak bakiyenizin yüzdelik kısmını otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Mesela %50'ye tıkladığımda 20 doların %50'sini buraya otomatik olarak yazdı arkadaşlar. Şöyle 75 seçelim. Onayla butonuna bastığımızda tekrardan bize bilgilendirme ekranı geliyor. Bu işlemleri de kontrol ettikten sonra Onayla butonuna basarak artık emrinizi emir defterinde listeleyebilirsiniz. Bakın emrimiz burada şu anda gözükmüyor. Eğer gözükmesini isterseniz şuraya tıklayarak buradan ondalık rakamları değiştirebilirsiniz. Bakın şurada bizim emrimiz artık gözüküyor. Buradakiler virgülden sonra kaç rakamın gösterileceğini belirliyor. Mesela buna tıklarsam virgülden sonra 3 basamak gösteriyor. Şunu seçersem de virgülden sonrasını göstermiyor arkadaşlar. Hemen şurada open order kısmı var. Yani açık emirler kısmı. Bizim az önce girdiğimiz emir bakın burada gözüküyor. Şuradaki hide butonuna basarsanız sadece bulunduğunuz paritedeki emirleri size gösterir. Mesela pariteyi değiştirdiğimde bakın bu sefer başka bir emri bana gösterdi. BNB USDT paritesindeki emri gösterdi. Yine kapatırsam tüm emirleri böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geri geçelim eski paritemize ve bu butona basalım. Borsa'da bir işlem yaptığınızda işleminiz gerçekleşirse komisyon ücreti ödersiniz. Şu anda bizim yaptığımız işlem gerçekleşmediği için şu anda bekleme aşamasında olduğu için bakın burada bekliyor şu anda emrim. Bu emir gerçekleşene kadar hiçbir şekilde komisyon ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben istediğim kadar emir oluşturup bu emirleri iptal edebilirim. Bunların hiçbir komisyon ücreti yok. Sadece emir gerçekleştiğinde komisyon ücreti ödüyorsunuz. Dilerseniz şurada cancel butonuna basarak da emrinizi iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada funds butonu var. Yani buradaki varlıklarınızı gösteriyor. Spot cüzdanınızdaki varlıkları gösteriyor. USDT TR'ye paritesinde olduğum için ilk başta bunları burada göstermiş ve diğer spot cüzdanımdaki diğer varlıkları buradan görebiliyorsunuz. Pariteyi değiştirirseniz mesela şuna gelelim. Tekrardan funds kısmına geldiğinizde bakın bu sefer yukarıda BTC USDT'yi gösteriyor. Ama yine diğer varlıkları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de burada işlem geçmişi bölümü var. Buna tıkladığınızda açık emirlerinizi buradan da görebiliyorsunuz. Order history kısmından emir geçmişlerinizi iptal ettiğiniz ve onaylanan tüm emirlerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şuradaki butona basarak sadece onaylanan yani tamamlanan emirlerinizi de görebilirsiniz. Trade history kısmında ise aldığınız ve sattığınız tüm coinleri görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada hangi fiyattan ne kadar miktarda alım yaptığımı, bu işlem için ne kadar komisyon ücreti ödediğimi ve totalde bu işlem için ne kadar para harcadığımı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde emir geçmişi kısmına gelip istediğiniz pariteye tıkladığınızda detaylarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak geri gelelim ve şuradaki 3 nokta kısmına tıkladığımızda Trading Rules yani alım satım kuralları bölümü var. Buna tıklarsanız spot piyasasında hangi paritede minimum ne kadar işlem yapabileceğinizi burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda detaylı olarak minimum emir miktarına değineceğim arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.